Bilgisayar destekli tasarım dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde doğru akım devrelerinde akım ve gerilim ölçülmesi ve ölçüm yöntemlerine bakmıştık. İşte DC ampermetre, DC voltmetre kullanımı, probe mod kullanımını incelemiştik ve doğru akım devrelerinin enerjilendirme yöntemlerine bakmıştık. Bu dersimizde ise seri RC devrelerini inceleyip kondansatörün şarj olmasını gözlemleyeceğiz ve transient analizi yapmayı öğreneceğiz. Yani zamanla akımı ya da gerilimin değişimini grafik olarak oluşturacağız. Şimdi Proteus'a geçmeden önce teorik olarak RC devresini inceleyelim ve Proteus'ta ne görmemiz gerektiğini önceden belirleyelim isterseniz. Şimdi basit bir RC devresini şurada çizmek istiyorum. Bir tane direncimiz olsun. Şöyle kondansatörümüz. Şu besleme gerilimimiz olsun. Şurası R, şurası da C şeklinde isimlendirelim. Şimdi arkadaşlar buna ben hatta şöyle de bir anahtar eklemek istiyorum ki mantığını daha kolay anlayalım. Şimdi arkadaşlar burada anahtarın kapanmasıyla birlikte şurada toprak bağlantımızı da ekleyelim tabii ki. Anahtarının kapanmasıyla birlikte devreden akım geçmeye başlayacak ve kondansatör zamanla şarj olmaya başlayacak. Fakat burada teoride bu akımın şurayı düzelteceğim. Teoride şuraya T zamanı dersek, teoride bu anahtar kapandığı anda, yani T eşittir sıfır anında kapandığını varsayarsak, başlangıç durumunda aslında kondansatörün boş olduğunu biliyoruz biz. Yani üzerinde hiçbir yükün toplanmadığını, Q'nun sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında kondansatör üzerindeki gerilimin de sıfır olduğunu biliyoruz. Bu sebeple biz RC devrelerini analiz ederken T eşittir sıfır anı için, yani anahtar kapandığı andaki durum için ve anahtar kapandıktan sonra çok uzun bir süre geçmesiyle birlikte kondansatörün tam olarak dolmasıyla şarj olması durumunu ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Bunu da biz yani T eşittir sonsuz anı için diyoruz. Yani çok büyük bir zaman geçmiş ve o anın incelemesini yaptığımız durumu bakacağız arkadaşlar. Şimdi T eşittir sıfır anı için bakın burada kondansatörümüzün boş olduğunu, yani QC dediğimiz yükün sıfır olduğunu biliyoruz. Bu arada Q dediğimiz yük kondansatör üzerindeki gerilime, VC gerilimine ve kondansatörün sıhhasının çarpımına eşit arkadaşlar. Burada yük sıfır olduğu için bakın burada VC geriliminde yük bölü C'den bulacağımız üzere bakın T eşittir sıfır anında yük sıfır olduğu için kondansatör üzerindeki gerilim de sıfır olmuş oluyor. Dolayısıyla şimdi şurada benim herhangi bir gerilim düşümüm yoksa kondansatör üzerindeki gerilim sıfırsa sanki burası kısa devreymiş gibi değil mi? Yani üzerinden akım akıp gidiyormuş gibi düşünüyoruz. Yani herhangi bir empedans değeri yokmuş gibi düşünüyorsunuz T eşittir sıfır anında. Dolayısıyla burada herhangi bir gerilim düşümü yoksa şuradaki beslememizdeki bütün gerilim direnç üzerinde harcanıyor ve toprağa giderek akımımız devremiz tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bu kolda yani ana kolda anahtar kapandığı anda T eşittir sıfır anında anahtar kapandığı anda ana koldan geçen akımı devreden akan akımı hesaplamak istersek burada VB gerilimi dediğimiz gerilim kondansatör üzerindeki gerilim sıfır olduğu için direnç üzerindeki gerilime eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla eğer biz ana koldan geçen akımı bulmak istersek akım ana kol akımına IV dersek bu akımı biz VB bölü R şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Çünkü devrede tek bir direnç değeri var. O da R değerimiz ve bu şekilde ben IB akımını devreden geçen IB akımını buluyorum arkadaşlar. Şimdi T eşittir sonsuz anına geldiğimizde ise bakın yani bir süre geçmiş artık kondansatör yavaş yavaş dolmaya başlamış ve tamamen dolduğu anı konuşuyoruz. Dolayısıyla burada QC'miz artık sıfırdan büyük. Bu arada arkadaşlar kondansatör davranış olarak gerilim değişimine, potansiyel fark dediğimiz o gerilimin değişimine direnç gösteren bir devre elemanıdır. Bobin de buna farklı olarak koldan geçen, üzerinden akan akıma direnç gösteren bir devre elemanıdır. Bu sebeple T eşittir sıfır anında
Bu gerilime direnç göstermesi sebebiyle aslında biz boş olmasına biz bununla ifade ediyoruz. Şimdi tabii bir süre geçtikten sonra, uzun bir süre sonra artık kondansatör direnemeyecek akıma ve üzerinden akım akmaya ve bir yük depolanması, bu plakalar arasında bir yük depolanması başlayacak. Yani şurada şu plaka artıyla kutuplanırken şu plaka eksiyle kutuplanacak ve bir elektriksel alan oluşumu içerisinde. Dolayısıyla bir yük depolanma süreci başlayacak ve yeterince bir süre geçtikten sonra da bu kondansatörümüz tamamen depolanmış olacak. Tamamen depolandığı anda arkadaşlar bu kondansatör üzerinden akım geçirmemeye başlayacak. Yani T eşittir sonsuz anda IB akımımız sıfır olacak. Yani aslında kondansatörümüz dolduğunda üzerinden akım geçirmemeye başlayacak. Dolayısıyla burada devrede akım akmamaya başlayacak. Akım akmamaya başlamasıyla birlikte bakın artık R direnci üzerindeki gerilim düşümünü hesaplamak istesek, VR diyelim buna. Bakın şöyle artı eksi diyeyim. Artı eksi diyelim. VR diyelim. VR'yi hesaplamak istersek bakın IB akımı sıfır olduğu için VR yani R direnci üzerindeki gerilim düşümü de sıfır olacak arkadaşlar. Buradan da göreceğim üzere eğer şu direnç üzerindeki gerilim düşümü sıfırsa o halde benim kondansatör üzerinde depolanan yükle beraber kondansatör üzerindeki gerilim değişimi VB gerilimine eşit olacak. Yani VC değerim VB'ye eşit olacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla yapı olarak aslında kondansatör üzerinden yeteri kadar zaman geçtiğinde üzerinden geçen akımla birlikte ve üzerindeki potansiyel değişimle birlikte yük depolamaya başlayacak. Yani bu plakaların kutuplanması ile birlikte yük depolamaya başlayacak ve belli bir süre sonra bu kondansatör tamamen dolduğunda artık bu kondansatörün bağlı olduğu koldan akım geçmemeye başlayacak ve kondansatör üzerindeki gerilim bu devrede görülen kaynak gerilimine eşit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Proteus çalışmamızda bu devreyi kurduğumuzda bekleyeceğimiz şey tabii ki belli bir süre boyunca ana koldan akımın akması, bir süre sonra bu akımın durması, kondansatörün başlangıç geriliminin sıfır olması ve zamanla maksimum gerilimi dediğimiz VB gerilimine ulaşmasını göreceğiz. Aynı şekilde bakın başlangıç durumunda yani T eşittir sıfır anında ana koldan geçen akım VB bölü VR ile bulduğumuz akım zamanla kondansatörün dolmasıyla birlikte sıfıra kadar düşecek. Yani ben ne bekliyorum? Kondansatör gerilimimin sıfırdan VB'ye kadar artışını bekliyorum. Ana koldan geçen akımın ise maksimum değerinden minimum değerine kadar düşüşünü bekliyorum, değil mi? Tabii bu düşüş kondansatörün yapısı itibariyle doğrusal bir düşüş olmayacak, eksponansiyel bir düşüş olacak. Yani burada aslında bizim VC dediğimiz kondansatör üzerindeki gerilimimiz şu formülle buluyoruz. Bu şimdilik çok önemli değil. Sadece o düşüşün doğrusal bir düşüş olmadığını, eksponansiyel bir düşüş olduğunu göstermek adına bu formülü burada veriyorum arkadaşlar. Bakın 1 eksi, bu arada kondansatör gerilimi zamanla artacağı için 1 eksi E üzeri eksi T bölü RC şeklinde şöyle bir formülümüz var. Yani VC'nin zamanla artışı bu şekilde oluyor. Burada RC dediğimiz şu E üzeri ifadedeki VC değeri bize tau değerini veriyor. Ve T'nin işte tau anında, T'nin 2 tau anında, işte 3 tau anında şeklinde gittiği durumlar için VC yani kondansatör üzerindeki gerilimin zamanla değişimini hesaplıyoruz arkadaşlar. Burada yaklaşık T eşittir 5 tau olduğu anda kondansatörümüz full olarak yani yaklaşık %98-99 civarında şarj olmuş oluyor ve üzerindeki gerilim yaklaşık olarak besleme gerilimi bu devre için eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şurada bahsettiğimiz E sayısı, bakın bu E sayısı sabit bir sayı. Yaklaşık olarak şöyle diyelim, E yaklaşık olarak 2.71 civarında bir sayı arkadaşlar. Dolayısıyla 1 eksi 2.71 üzeri işte bir sayı şeklinde bunun hesabını yapıyoruz. Ve kondansatörün geriliminin artışı aslında grafiksel olarak şöyle bir eğriyi izliyor arkadaşlar. Aynı şekilde akıma bakacak olursanız, bakın IC akımı yani kondansatör üzerinden geçen akıma bakacak olursak, IC akımı devreden geçen akım IB akımı çarpı E üzeri eksi T bölü
RC şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu formülden de göreceğimiz üzere akım değişimi ise maksimumdan minimuma doğru şu şekilde bir yol izleyecek arkadaşlar. Yani T, şurası da gerilimi zaman VC, IC diyebiliriz. Dolayısıyla bizim beklentimiz şu anda bu devreyi Proteus'ta kurduğumuzda başlangıçta maksimum düzeyde akım geçerken akımın zamanla azalması, eksponansiyel olarak azalması, kondansatör üzerinden geçen akımla ve üzerindeki potansiyel değişimle birlikte kondansatörün üzerindeki gerilimin sıfırdan yaklaşık olarak besleme gerilimine ulaşmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Tabii burada ölçümlerde işte DC voltmetre kullanacağım ben. Orada sayısal olarak düşüşü ve artışı izleyeceğiz. Fakat grafiği elde etmek istiyorsak, yani akım ya da gerilimin zamanla değişimini elde etmek istiyorsak, burada da graf moddaki analog modunu kullanarak zamana bağlı bu değişimleri grafiksel olarak da göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz şimdi hemen uygulamamızı açalım ve bu devrenin çalışmasını inceleyelim. Evet, Proteus 8 uygulamamızı başlatıyoruz. Şuradan file'dan new project ile yeni bir proje oluşturuyorum. Her zamanki gibi. Projemin ismini RC devreleri diyorum. Kayıt yerimi de bilgisayar destekli tasarım dersinin içerisindeki Proteus uygulamaları olarak seçiyorum arkadaşlar. Siz kendi yolunuzu kendiniz seçebilirsiniz tabii ki. Şöyle ben dersin içerisinde Proteus uygulamalarının içerisinde bunu kaydediyorum. Next diyorum. Tabii daha önce oluşturduğum için bana uyarı verdi. Şuna şöyle diyelim. RC devreleri inceleme diyelim. Next diyorum. Bakın bana şematik çalışıp çalışmayacağımı soruyor. Tabii ki şematik üzerinde şu şimdilik analiz yaptığımız için şematik tasarımı yapacağız. O yüzden create a schematic form the selected temple deyip default'u seçiyorum. Next dedim. Bakın PCB layout çalışmayacağım. Next diyorum. Firmware project yok diyorum. Next diyorum ve özetini veriyor. Finish dediğim anda beni ISIS'in içerisine attı. Evet, şimdi burada başlangıç olarak yapmak istediğim şey benim kuracağım devreyi biraz büyük kuracağım ki detaylı olarak görelim. Şurada sistem içerisinden gelip şurada sheet set sheet size'dan sayfamın büyüklüğünü değiştireceğim, boyutlarını değiştireceğim. Burada şöyle A2 boyutunda çalışayım ve bakın gördüğünüz gibi oradaki mavi çizgiler kayboldu. Biraz uzaklaşırsam, zoom out yaparsam bakın çalışma alanımı büyüttüm. Şimdi burada devremi kuracağım öncelikle. Burada komponent moddan devre elemanlarımı seçmek üzere kütüphaneme giriyorum. Bakın burada ne seçeceğim? Kapasitör seçeceğim. Yani kondansatörün İngilizcesi capacitors yazıyorum. Pardon, C ile tabii. Şurada hatta kapasitör seçerseniz burada bakın animated diye bir tane kondansatörümüz var. Bu animated'ı seçerseniz üzerinde o plakaların artı yükle ve eksi yükle yüklenmesini de görebileceğiz. O yüzden ben bu kondansatörü seçiyorum. Sonra şuradan resistör seçeceğim. Şöyle 4.7 kilo ohmluk 10 watt gücündeki bir direnci seçiyorum. Sonra bataryama gerekecek bana. Battery diye İngilizce olarak yazdım. Bakın şu bataryamı alacağım. Bir tane anahtar gerekecek. Anahtar için switch yazıyorum. Bakın hemen çıktı zaten. Okey dedim. Evet, devrem bu şekilde. Şimdi sırasıyla elemanlarımı yerleştirerek devremi kurmaya başlayacağım. Şöyle bataryamı yerleştirdim. Şöyle direncimi şuraya yerleştirdim. Anahtarımı şuraya yerleştirdim. Kondansatörümü bakın şuraya yerleştirdim. Ve hemen şurada enstrümandan akım ampermetrelerimizi de seçelim akım için, akım ölçüm için. Sonradan çünkü kablo üzerine koyduğumuz zaman bağlantı problemi çıkabiliyor. Öncesinde koymakta fayda var arkadaşlar. Hemen şu kısma, bakın şuraya koyacağım. Hatta şunları birazcık şöyle hareket ettireceğim. Evet, şimdi bağlantılarımı yapıyorum.
Bir tane de voltmetre alacağım kondansatör üzerindeki gerilim değişimini görmek için. Toprak bağlantımız için şurada terminal moddan ground'u seçiyoruz ve şuraya toprak bağlantımızı koyuyoruz. Toprak bağlantısı olmazsa devreniz çalışmaz arkadaşlar. Şimdi devrenin değerlerini değiştireceğim. 20 voltluk bir gerilim uygulayacağım arkadaşlar. 110 olsun direnç değerim şimdilik. 1000 mikro zaten aslında 1 mili yapıyor. Bunun 1 mili diyelim. Bu şekilde devreni kurdum arkadaşlar. Bakın burada devre üzerinde T eşittir 0 anın dediğimiz o anahtarın kapandığı andaki durumu tabii ki burada gözlemleyemeyeceksiniz. Çünkü orada çok anlık bir durum olduğu için başta aslında kondansatör üzerindeki gerilimin 0 olduğunu yani üzerinde yükün depolanmadığını gösteriyor. Fakat burada zamanla artışı voltmetre veya ampermetre üzerinden zamanlı değerlerin işte ampermetrede azalışını ve voltmetrede artışını gözlemleyebileceğiz. Şimdi burada yapmak istediğim şey bir tane şurada miliamper düzeyinde düzeyini seçmek ve şurada da voltun 20 volt olduğu için bu şekilde kalsın. 20 voltu gösterecek zaten. Bir diğer yapmak istediğim şey ise bakın animasyonu başlamadan önce ben bu devre üzerindeki akımın akıp akmadığını görmek istiyorum. Bunu görebilmem için bakın şurada sistemde Set Animation Options var. Burada eğer bakın burada Show Wire Voltage by Color gerilim şeyin kablodaki gerilimi renkli olarak gör diyor. Bunu işaretleyeceğim ve Show Wire Current with Arrows geçen kablodan geçen akımı oklarla göster, akım yönünü göster diyor. Bunu da seçeceğim ve tamam dediğim zaman şimdi animasyonu başlattığımda devre üzerindeki gerilim değişimini yani toprak kısmını kırmızı işte pozitif kısmı yani negatif pozitifden büyük kısmı farklı renkte toprak kısmını farklı renkte göreceğim ve akımın hangi yönde aktığını ya da koldan ana koldan akım akıp akmadığını görebiliyor olacağım. Şimdi simülasyonu başlatıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda anahtarımız açık olduğu için kondansatör üzerindeki zaten gerilim sıfır. Ana koldan akım akmıyor ve bataryamız sabit durumda duruyor. Bakın şimdi anahtarı kapatıyorum. Gördüğünüz üzere bakın burada çok anlık olarak da bu değerleri değiştirerek bunun birazcık daha uzatabiliriz. Burada bakın anahtarı kapatmamla birlikte tekrar açıyorum. Şöyle açayım. Bakın anahtarı açtığım anda şurada kondansatör üzerindeki gerilimin sabit kaldığını görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Kondansatörü depoladık. Yani üzerinde bir gerilim depolaması yapıldı. Yani üzerinde bir yük depolaması yapıldı ve üzerinde bir potansiyel fark oluştu. Şu an bu kondansatör yüklü ve boşaltılmadığını anlamına geliyor. Yani bunun boşaltılması gerekiyor. Bu işlemi de biz üzerine bir direnç bağlayıp toprakla. Yani ben aslında şuradan bakın şu kablodan alıp toprağa bir bağlantı yapacak olursam bu direnç üzerindeki gerilim akımın normal ana kol akımının ters yönünde olacak şekilde direnç üzerinden akarak bu üzerindeki gerilim sıfırlanacak. Yani kondansatörümüz boşalmış olacak. Bunu göreceğiz zaten. Paralel bağlı RC devrelerinde bunu göreceğiz nasıl boşaldığını. Şimdi ben burada simülasyonu durdurmak istiyorum. Ve şuradaki değerleri değiştirerek bakın şunun değerini arttıracağım. Örneğin 5K diyeyim. 5K çok mu olur? 5K diyeyim. 5K dedim. Bakın değerini arttırdım. Şimdi simülasyonu tekrar başlatıyorum. Bakın tekrar simülasyonu bitirdiğiniz anda başlangıç koşullarına tekrar döndünüz. Anahtarımız açık ve şu anda kondansatör üzerindeki gerilim sıfır ve ana koldan akım sıfır olması gerektiği gibi. Şimdi anahtarımı kapattığım anda bakın değişimi görüyor musunuz? Akımın azalışını şu an görüyorsunuz. Bakın aynı anda gerilim de artmaya başlıyor. Şu an kondansatörümüz şarj oluyor. Şarj olduğu anda ana kol akımı sıfır olacak ve üzerinden bu devreden akım geçmemeye başlayacak. Bakın 18.4, 5, 7, 8, 9, 19 oldu. Bakın 20 volta kadar bu depolanacak. Ana kol akımı sıfır olduğu anda batarya gerilimi ile kondansatör üzerindeki gerilim birbirine eşit olacak ve akım duracak arkadaşlar. Bakın 19.8, 9 ve 20. Bakın bir süre sonra şimdi şu koldan geçen akım duracak. Yani okların kaybolmasını bekliyoruz. Tabi biraz direncin değerini büyük seçtiğim için
Birazcık uzun sürüyor bu işlem. Evet, gördüğünüz üzere burada bakın bütün oklar kayboldu ve şu anda devreden akımın akmadığını gösteriyor. Yani şuradaki akım değerinden de bunu sıfır olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla şu direnç üzerindeki gerilim düşümü sıfır ve artık kondansatörümüz 20 volt değerinde bir potansiyel gerilim farkı gösteriyor. Potansiyel fark gösteriyor ve üzerinde tamamen yüklü bulunduğunu gösteriyor. Şimdi bu mesela gerçek hayattaki uygulamalarda bu şarj olmuş yani yüklenmiş kondansatörlerin boşaltılması ya da herhangi bir devrede siz kondansatörle çalışacaksanız ve bu kondansatörün sığası da büyükse üzerindeki sığa ne kadar büyükse depoladığı gerilim işte yük miktarı da o kadar büyük oluyor. Q eşittir CV formülünden kaynaklı olarak. Dolayısıyla işleme başlamadan önce bu kondansatörün deşarj edilmesini ya da test edilmesi, yüklü olup olmadığının test edilmesi mevzusu var. Eğer test edilmeden yüklü bir kondansatörü kullanırsanız işte devrede çeşitli problemlere sebep olacağı gibi kondansatörün patlamasıyla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu çeşitli devrelerde bu patlama, elemanın patlaması olayı genelde kondansatörler kaynaklı gerçekleşiyor. Yüklü kondansatörler kaynaklı gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir devrede şu anda mesela kondansatörümüzü yükledik. Anahtarı açsam bile, bakın anahtarımı açıyorum. Ve hala bu kondansatörümün animasyon çalışırken tabii bunu yapıyorsunuz. Animasyonu bitirirseniz başlangıç konumuna tekrar dönecektir. Ama gerçek hayatta o yüklenmiş kondansatör çok uzun bir süre üzerinde o yükü tutacaktır. Dolayısıyla kullanılmadan önce deşarj edilmesi gerekir. Şimdi bakın arkadaşlar anime olarak, animasyon olarak bunu burada gördük. Yani kondansatörün plakalarındaki değişimi, bakın artı yüklü, artı uca bağlı, bakın kırmızı olarak artı uç, eksi ucumuzda, toprak ucumuzda yeşil olarak gösterildi. Burada bakın eksi yükle yüklendi. Şu an yüklü bir kondansatörü görüyorsunuz animasyon şeklinde. Şimdi ben bu değişimi gördüm. Bakın ben bunun grafiksel olarak değişimini de görmek istiyorum derseniz. Burada bu arada şuradaki değer R değerini ya da kondansatörün C değerini değiştirerek bu şarj olma süresini artırabiliyorsunuz. Bu nereden geliyor? Bakın biraz önce anlattığım tau dediğim işte RC değerinden geliyor. Tau zaman sabiti, RC değeri demiştik ki yaklaşık 5 tau kadar sürede kondansatör full olarak dolmuş oluyor. Dolayısıyla R çarpı C değeriniz arttıkça sizin kondansatörünüzün dolma süresi de artmış oluyor. Bu değeri ne kadar küçültürseniz o kadar kısa sürede dolacak. Bu değeri ne kadar büyütürseniz de o kadar uzun sürede dolacak arkadaşlar. Tabii buradan mümkün olduğu kadar biz bu süreyi değiştirmek için R direncini kullanıyoruz ki kondansatör üzerindeki yükü etkilemesin. Çünkü kondansatör değerini değiştirdiğin zaman kondansatörün yüklediği yük miktarını da değiştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada kondansatör üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak adına genelde zaman sabitini değiştirmek istiyorsanız R direnci üzerinden değişimi yapmanız bekleniyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın animasyon şeklinde gördük. Peki ben bu akım ve gerilim değişimini zamanla değişimini grafiksel olarak görmek istiyorsam bunu nasıl yapacağım? Bunu arkadaşlar şurada bakın graf mod içerisinde girdiğiniz zaman en başta analog mod var. Bu analog mod transient analizi dediğimiz analizi yapar. Yani zamanla akım ya da gerilimin ya da gücün herhangi bir değerin zamanla değişimini grafiksel olarak verir bu mod. Şimdi bu modla seçili olarak geldiğiniz zaman bakın bir kalem ivmeci o beliriyor. Mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutarak buradan tabii animasyonu durdurmamız lazım. Mouse'unuzun sol tuşuna basarak elinizi çekmeden çekerseniz burada yeşil bir tane size çerçeve oluşturuyor ve bıraktığınız anda sol tuşu ikinci kez tıkladığınız anda oraya bir size grafik açıyor arkadaşlar. Yani işaretlediniz, çektiniz, ana sayfaya aldınız, sol tuşa basılı tuttunuz, basılı tutarken istediğiniz alanı belirlediniz. Sol tuşu bırakıp bir daha tıkladığınız zaman oraya size istediğiniz grafiği koymuş oluyor. Sağ tıkla da buradan delete deyip diyebiliyorsunuz ya da şu açılan kısımlardan silebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bu akım ya da gerilimin değişimini göreceğim. Dolayısıyla bana burada izini sürebileceğim bir prop olması lazım. Bakın burada sağ tıklayıp burada add trace derseniz size burada prop eklemenizi gösteriyor. Prop eklemeniz lazım. Şu an benim devremde herhangi bir prop ucu var mı? Yok.
O halde ben buraya akım ve gerilim için iki tane probe eklemem gerekecek. Bunu nereden yapacağım? Bakın şurada probe modda bir önceki dersimizde görmüştük. Bakın voltage dedim. Hangi gerilimi görmek istiyorum ben? Tabii ki kondansatör üzerindeki gerilimi görmek istiyorum. Kondansatör üzerindeki gerilimimi nereden ölçebilirim? Bakın şu uçtan toprağa kadar ölçersem ben kondansatörün gerilimini ölçeceğim. Şöyle buraya bıraktım. Bunun ismini de bakın VC olarak değiştirdim. Bir de ben ana kol akımını ölçmek istiyorum. Bunun için de bir proba aldım. Şöyle. Önce şuraya bırakayım. Bu şöyle. Şuraya alalım. Şöyle şuraya bıraktım. Bunun ismini de bakın IC olarak değiştirebiliriz. Evet. Bakın. Ana koldan geçen akımı IC'ye buraya yazdım. Bıraktım prob ucumu. Buraya da gerilim için bir tane gerilim probu bıraktım. Şimdi bu probların buraya eklenmesini isterseniz şöyle sağ tık yapıp bu analiz ekranında yani bu grafik ekranında sağ tıklayıp şurada add trace derseniz burada işte bakın VC probu prob 1 şeklinde ekleyebiliyorsunuz. Prop 2'de bakın burada hepsinde VC olacak. Tabii şu an bakın bir tanesine left'te ve right'ta yani her şey aksise bir tane ekleyebiliyorsunuz. Burada right'ta onu seçtikten sonra akımı da seçebiliyorsunuz. Tabii bunu buradan seçebileceğiniz gibi daha kolay bir yöntemi şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın ben şuradaki probun üstüne tıkladım. Kırmızıyla işaretledim. Şöyle VC'ye getirirsem üzerinde bir sürükleme ikonu çıkacak. Bunu alıyorum. Sol tuşla tutarak şurada grafiğimin üzerine bırakıyorum. Bıraktığım anda VC'yi burada ölçümünü yapacağımı görüyorum. Şimdi aynı şeyi akım içinde yapacak olursam bakın akımı aldım. Şurada şu aşağı kısmı bıraktım. Ha, bunu almadı çünkü neden? Bağlantısını düzgün yapamadık. O yüzden almadı. Tekrar şuradan alıyorum. Ve şöyle bakın noktayla üzerine bıraktım. Şuraya işaretledim. Üzerine IC dedim. Şöyle yapalım. Şimdi alıyorum. Şuraya bıraktım. Bakın IC'yi aldı. Burada tekrar biraz önceki gibi göstereyim. Muhtemelen biraz önce VC'yi gösterdi sadece. IC'yi göstermemesinin sebebi orada bağlantı problemi olmasıydı. Bakın şimdi IC'yi de gösteriyor. Evet. Şimdi bakın akım ve gerilimi ekledim buraya. Şimdi artık şu an anahtar açıkken bunu çalıştırırsam değerleri zaten sıfır gösterecek arkadaşlar. Bakın yaklaşık olarak sıfır çünkü şunları da sabitlememiz lazım tabii. Çünkü şu an değerler çok küçük ama hala bir değer varmış gibi gözüküyor. Aslında bu grafikte değerlerin bakın mikro düzeylerinde, şu da nano düzeylerinde yani sıfır aslında değerler. Bunları bu değerleri sizin sabitlemeniz gerekecek. Mesela benim bu devrede bu arada şu direncimi de eski haline getireyim. Şöyle 100R diyelim. Şunu da 1 milifarad kalsın. Şu anda mesela bu devredeki akımım benim 100 miliamper civarında değil mi? Yani 20 volt bölü T eşittir 0 anından bahsediyorum. 20 volt bölü 100 ohm yaptığımız zaman 0,1 amper, o da 100 miliamper değerinde oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim şuradaki akımım 100 miliamperden başlayarak azalmaya başlayacak. Şimdi burada şu değerleri sabitleyeceğim. Bakın burada şurada set Y scales diye bir kısım var. Buraya tıklarsanız bakın left axis, right axis var. Burada akım ve gerilim için left axis dediğimiz akımı gerilimi koydum oraya. Onu eşitleyeceğim. Yani bunun değerini belirleyeceğim. Minimum değerim sıfırdan başlayacak. Maksimum değerim buradaki kondansatörün maksimum hangi gerilime ulaşıyor? Buradaki beslemenin gerilimine ulaştığı için bunu 20'ye pardon şöyle 20'ye getireceğim. Sonra right axis için aynı işlemi yapacağım. Bakın right axis'te bu akımı ölçtüğüm için bu da 100 miliampere kadar gideceği için burayı 100 miliamper 0 ile 100 miliamper arasında yapacağım ve okey diyeceğim. Okey diyeceğim. Bakın hepsi şu an sıfırlandı gördüğünüz üzere. Şimdi burada şu anahtarımı kapatırsam ve şuradan simülasyonumu yaparsam. Bakın değişimi gördünüz şu an. Ve eksponansiyel değişimi de gayet net bir şekilde görüyoruz. Şöyle biraz büyütürsem.
Evet. Şimdi bakın, akımımız maksimum değerinden şurada bakın 100 miliamperi görüyorsunuz. O değerden başlayarak sıfıra doğru düşüyor. Bu akımımızın düşüşü kırmızı olarak. Bakın gerilimimiz ise şurada 0 volttan başlayarak bakın 20 volta kadar maksimum düzeyine kadar artıyor. Ve artış ve azalış gördüğünüz üzere eksponansiyel olarak o verdiğim formüllerle yani besleme gerilimi, besleme için, kondansatör üzerindeki besleme gerilim için bahsettiğimiz formülle ve akım için de orada biraz önce bahsettiğimiz formüllerle bağlı bir değişim söz konusu. Eksponansiyel bir değişim söz konusu. Doğrusal değil. Ve böylece şuradan aslında sıfırdan maksimuma ulaşma noktasında burada kondansatörün dolma eğilimini şurada da akım değerimizin maksimumdan bakın 100 miliamperden sıfıra ulaşımını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada şu kısım niye böyle oldu onu anlayamadım. Şuradan bir değerini şunu 0,1 yapsam. Evet, aynı oldu. Şu an 20 volt bölü 100 amper. Ha, 200 olacak. Pardon, şu kısım 200 miliamper olacak arkadaşlar. Set case diyelim. Şurası 200. Evet. Evet, biraz önce yaptığım o 100 miliamperde direncimin 200 ohm olmasındaki karşılığı o arkadaşlar. Bakın buradaki direncimiz 100 ohm olduğu için gerilim V eşittir. I çarpı R'den oradan akımı I'yi çekersek V bölü R'den karşımıza değerimiz 20 volt bölü 100 ohm gelecek. O da 200 miliampere. 100 miliamper değil 200 miliampere eşit olduğu için şimdi doğru bir grafik oldu. Bakın burada 200 miliamper değerinden sıfıra ulaşımını görüyoruz akım değerinin. Gerilimin de ana kol akımı bu. Gerilimin de tabii ana kol akımı ile birlikte aslında bu kondansatör üzerinden akan da akım. Gerilimin de kondansatör üzerindeki gerilimin de VC geriliminde sıfırdan başlayarak şurada 20 volta kadar arttığını görüyoruz arkadaşlar. Ve burada kondansatörün bu değişimini grafiksel olarak analog analizden yani transient analizden de görebiliyoruz. Nereden gittik buna? Şuradaki graf moddaki ilk modumuzdu analog mod arkadaşlar. Zamana bağlı olarak akım ve gerilim değişimini bu şekilde görmüş olduk. Seri bağlı bir kondansatör devresi için. Bir sonraki videomuzda ise RC devresinin paralel bağlantı şeklini göreceğiz. Hem paralel hem seri bağlantıyı göreceğiz. Ve o devrede kondansatörün boşalmasını da inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.